Arabamızı yarı karavana çevirdikten sonra ilk kamp yerimiz olan Belemedi'ye geldik arkadaşlar. Subhanallah, subhanallah. Abi ağaç meyve vermiş. Belemedik gerçekten çok güzel bir yer. Hani manzarasıyla olsun, atmosferiyle olsun harika bir cazibeye sahip bir yer. Sonbaharın verdiği o mükemmel bir atmosferle yaprakların renkleri de değişiyor ve fotoğrafçılar için uğrak bir nokta. Biz burada bugün güzel bir kamp yapacağız. Karavanımızda ilk konaklamamızı yapacağız. Isıtıcımız var. O ısıtıcıyı da size tanıtacağız. Ve güzel yemeklerle, güzel eğlencelerle sizleri güzel bir kamp bekliyor. Ama karar aşamasında çok zorlandık. Körkün şelalesi mi yoksa Belemedik mi dedik ve sonbaharın bu vermiş olduğu güzelliklerden dolayı Belemedik'i seçtik. Diğeri de Körkün şelalesi olsun o zaman. Hadi hayırlısı bakalım. Hadi bakalım. Tren hattının aşağısında bulunan böyle tüneller var. Bunlar hayvanların geçiş noktası arkadaşlar. Evet, abim bulduğum odunu kıracak. Buradan belirli noktalarda kamp alanları var. Buradan yürüyerek bizim diğer gezimiz olan Varda'ya kadar ulaşabilirsiniz. Varda'da da kamp kurmuştuk değil mi? Evet. Kapıkaya tarafında. Tabii şimdi güzel bir kamp yapmaya gidiyoruz. Acıktık. Görüşürüz. Çok güzel oldu ya. Anıl, yeme de yanında yat kardeşim. Evet. Yemeğimiz de pişti. Oh. 10 numara oldu Anıl'ım. Of. Bunları da şöyle koyalım. Ya. Bak şimdi dumana bak. Of of of. Görüyor musun dumanı sen? Şöyle koyalım tabağımızı da. Kapağımızı. Evet Anılcım.
Abi gerçekten. Yemeklerimizden alalım şöyle. Gerçekten ellerine sağlık. Doğada yemeğin tadı çok, gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar, gayet lezzetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi katacağız. Kaya tuzu koyduk içerisine. Çekme kaya tuzu. Şöyle Anıl'cım, biraz ekmeklerimizi çok suladın herhalde ya. Yakışmış. Vallahi buna değer. Şöyle. Of of. Şöyle birer lokma alalım. Şöyle. Öyle değil bak, böyle banacaksın. Oh. Ben birazcık da arkadaşlara yakından göstereyim. Efsane. Aynen, çok güzel oldu. Üstüne de maydanoz süsü koydum. Maydanoz ayrı bir tat veriyor. Çok güzel olmuş. Çayımız da demleniyor şu an. Gerçekten güzel olmuş anne. Çok güzel abi. Şimdi de kamp ateşimizi yakacağız arkadaşlar. Anıl bize çok güzel bir kahve hazırladı. Ellerine sağlık kardeşim. Rica ederim abicim. Şimdi kamp ateşinde ısındıktan sonra karavanımızda dinlenmeye geçeceğiz. Belemedik çok soğuk arkadaşlar. Sevgili abicim, üşüdün mü? Gerçekten üşüdüm ya. Burası bayağı soğukmuş. Kanyon ya. Kanyon olunca ateşimiz de yanıyor. Ateşimiz muhteşem oldu. Çok güzel. Evet, yatağımızı da hazırladık arkadaşlar. Çok soğuk. Çok üşüdüm vallahi. Aynen. Şimdi yatacağız. Yarın sabah görüşürüz. Güzel bir kamp. Hoşça kalın. Günaydın arkadaşlar. Sabahın erken saatleri, Anıl hala uyuyor. Ben de genelde erken kalkarım. Biraz yürüyüş yapayım dedim. Gerçekten orman havasında yürümek kadar güzel bir şey yok. Akşam çok soğuktu ama ısıtıcı bir minder almıştım. USB girişli, onu powerbank'e taktık. Gerçekten iş görüyor. Kampçılar için iyi bir şey. Bunu da yeni bir videoda anlatacağım sizlere.
odunlarımızı da topladık arkadaşlar. Kamp alanına geldik. Birazdan kahvaltı yapacağız. Tabi kahvaltı yapmadan önce Anıl'ı uyandırmamız lazım. Hemen arabamızı açıp Anıl'ı uyandıralım. Şöyle. Oo, montu düştü. Anıl'cığım, günaydın. Hadi kalk bakalım. Çok uyudun sen ya. Nasıl, iyi uyudun mu? Soğuk muydu çok? Yok, sıcaktı. Değil mi? Şu pedimiz, ısıtma pedimiz bayağı işe yaradı şurada. Böyle kabloyla bağladık bunu powerbank'imize. Gayet iyi bir şekilde sıcaklık sağladı bu bize. Hala da sıcak bak. Görüyor musun? Değil mi? Ve şarjımızın da hala %50'si dolu bakın. 4 ışıktan ikisi yanıyor. Yani yaklaşık 2 gün bizi idare eder burada. Odun topladım. Su alıp geleceğim. Sonra kahvaltıya başlarız, tamam? Ayakkabını getir abi. Tamam. Görüşürüz. Evet. Bir abime bakayım ne yapmış. Arkadaşlar gerçekten güzel bir manzara var. Mükemmel. Oo, günaydın abi. Günaydın, günaydın. Ne yapmışsın ya öyle? Uyan güzel, uyandım. Anca abi ya. Oo, çayımızı da demlemişsin. Su da almış abi, gelmişsin. Ateşi bile yaktım yani. O derece. Helal olsun abi. Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız. Sonra doğa yürüyüşümüze çıkacağız. Uzun bir parkur olacak bizim için. Ve sonra tekrar Adana'ya dönüş. Harika. Evet, şimdi abime bir numara yapacağım. Ağaçta meyve var numarası. Subhanallah, subhanallah. Abi, ağaç meyve vermiş. Gel, gel. Ben ne diyorum, ne yapıyor? Abi, dalından meyve ye. Yani bunun için çok mu uğraştın? Abi, uğraşmadım. Ağaç vermiş sabah. Dalından ye. İnsan şu kahvaltı sofrasını vurar bari. Afiyet olsun abi. Ben de bir şey varsam. Baksanıza organik abi ya, çok güzel yetiştirmiş her çeşit. Değil mi? İpten böyle şey geçiyor. Canlı, mineral, su. Yumurtamız da oldu. Of of of. Anılım vallahi bu da güzel oldu. Çaylarımız da semaverden. Of. Hemen şekerimizi de atalım iki tane. Mis, mis gibi ya. Kokuyor değil mi? Helal olsun abi. Odun ateşinde olunca güzel oluyor. Aynen. Ekmeğimizden ver bakalım Anılcığım. Sabah kahvaltımızı da hazırladık. Çok güzel bir kahvaltı olduğunu düşünüyorum. Biberlerimizi közledik. Soğanımızı közledik. Anıl onları güzelce bir harmanladı. Ne yaptın Anıl'cığım içine? Abi güzelce önce közledikten sonra güzelce soydum. Aha. Güzelce doğradım. Nar eşkisi, limon karışımı, pul biber, kimyon, evet. Tuz. Güzelce harmanlandı ve harika bir şey oldu. Ama harbiden nar eşkisiyle çok lezzetli bir tadı oluyor, enfes oluyor. Hemen bunun tadına bir bakalım ya. Merak ediyordum, şöyle şu kapya biberden de alalım. Çok güzel olmuş. Başlayalım anam. O zaman afiyet olsun bize. Aynen öyle.
Şöyle bunun da bir tadına bakalım. Burada gazetemiz de var. Gerçekten harika. Evet, Anıl salıncak kurmaya karar verdi. Hop. İlk deneme başarısız. İkinciye geçelim bakalım. Hop, işte bu. Sonunda salıncağı kurduk. Anıl hoplama, dal falan kırılır bak. Evet. Eğlenceli oldu. Evet, sırada ben varım. Şöyle güzel manzaraya karşı bir sallanalım. Çok güzel ya. Anıl, ne yaptın? Güzelmiş ama. Evet, bir kez daha. Şimdi geliyorum. Ağır çekim. Yes. Fotoğraf mı çekeceksin, video mu? Şöyle bir toplumuz bir kere. Ebi gelsin. Tren raylarının üzerinde çay keyfi yapıyoruz, belemedik de. Bu da ayrı bir zevk oldu bizim için. Şöyle güzel bir çay içelim. Kampımızı bitirdik arkadaşlar. Bugün ikinci günümüz. Artık Adana'ya döneceğiz. Gerçekten güzel bir kamp oldu. Kendimizi biraz dinlendirdik. Anıl, sen ne düşünüyorsun? Gerçekten harikaydı. Yani o trenin geçiş anını da yakaladık. Akşamdan beri sesini duyuyordum ama çok uzaktaydık kamp alanımız. Kamp alanımız gerçekten güzeldi. Ateşimizi yaktık. Akşam soğuk oldu. Eğer gelmeyi düşünenler olursa mutlaka ateş yaksın. Ya da korunaklı elbiselerini yanlarına alsınlar. Güzel bir gündü. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Akşam yaklaşık 2 saat, 3 saat kadar bir ateş yaktık arkadaşlar. Ancak ısınabildik. Gece çok soğuktu çünkü. Takipte kalın bizi. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, belemedikle ilgili sorularınız varsa yorum bırakmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Tam çay içiyorduk arkadaşlar. Tren geldi. Çay keyfimiz bozuldu. Kalkacağız artık. Anılcım, şunları da al.